Peki sıra geldi. Mayıs ayında gökyüzünde burçlar için neler bekliyor, neler söylüyor sorusuna ve hemen Koç burcuyla başlamak isterim. Sevgili koçlar, Mayıs ayı boyunca işle ilgili konularda yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar, mesleki anlamda hatalarınızı telafi edebileceğiniz fırsatlar söz konusu. Kendinize kızmakla zaman harcamak yerine özellikle Mayıs'ın ilk 10 günü daha aktif ve girişimci davrandığınızda itibarınızı da kazanımlarınızı da yükseltebilirsiniz. Fakat özel yaşamla ilgili konularda keskin ve radikal çıkışlardan, başkalarının etkisi altında kalıp sonrasında pişman olabileceğiniz her türlü eylemden uzak durun. Empati kurmalı, kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyleri karşı tarafa yapmamalısınız. Ve tabii sevgili boğalar, özellikle bunu da ifade edeyim, 2 Mayıs itibariyle bugün Plüton 5 aylık durağan seyrine başladı. Ne ektiysek onu biçeceğiz. Ya zümrüdü anka kuşu gibi yandığımız yerden dirileceğiz ya da kendi karanlığımız, öfkemizden kaynaklı ateşin bu dünya aleminde olduğuna tanıklık edeceğiz. Mayıs ayının şanslı burçlarından biri Güneş'i yükseleni Ay burcu Boğa'da olanlar. Boğalar diriliş sürecini yaşayacakları, iş hayatlarında, özel hayatlarında sürpriz teklifler, yeni oluşumlarla büyümeler, maddi anlamda sınandıkları noktalarda kazanım enerjisiyle karşı karşıyalar ve bu döngüde kendilerine yüksek hedefler belirlesinler. Yol arkadaşlarını iyi seçmeli, onlara hizmet etmeyen kişiler, alışkanlıklarla ilgili noktalarda kararlı olup çizgiyi çekebilmeliler. Bekarlar evlenebilir, özellikle Boğa'nın ilk 10 gününde doğanlar. İlişkilerde romantizmin, huzurun, yarım kalan eğitsel ve işle ilgili faaliyetlerin tamamlanacağı bir ay olacak. Sevgili ikizlerse, işle ilgili konularda iş arıyorlarsa, iş değişikliğine gitmek istiyorlarsa, ayın ilk 10 gününü çok iyi değerlendirsinler. Küçük şeylere takılıp kalmadan resmin bütününü görmeye odaklanırlarsa eğer, başladıkları yerden hayatlarına yeni bir yön verebilecekler. Sağlıkla ilgili konularda dikkatli olsunlar. Özel yaşamlarında ise bumerang enerjisi karşılıyor sevgili ikizleri. Ektiklerini biçecekleri, kaçtıkları gerçeklerle yüzleşip daha doğru kararlar alabilecekleri enerjiler söz konusu. Yengeçler içinse Mayıs mesleki anlamda büyüme, önemli işbirlikleri, teklifler, ödüllendirilecekleri, kısa seyahatlerle ekstra gelirler elde edebilecekleri enerjiler söz konusu olacak. Fakat ailevi sorunlar ve özel yaşamdaki duygusal gelgitleri dengeleyemezlerse iş hayatlarındaki fırsatı doğru değerlendirmeme riskiyle de karşı karşıyalar. Aslanlar da Güneş yükselen ve Ay burcu Aslan olanlar Mayıs'ın şansları arasında özellikle işle ilgili konularda bürokratik engellerin aşılacağı, kendilerini kabul ettirecekleri, vazgeçmemenin, mücadele vermenin karşılığını madden de alıp rahatlayacakları bir döngü. Özel yaşamlarında aşkı, tutkuyu, romantizmi destekleyen enerjiler söz konusu. Aşırı gururlu, aşırı korkuyla hareket etmeyi bir yana bırakıp akışta ve kabulde olduklarında Mayıs ayı aslanlara pek çok sürprizi beraberinde getirecek. Sevgili Başaklar, özellikle eğitim ve işle ilgili konularda keskin kararlar almaktan uzak durmalı. Sorumluluklarını iyileştirebilecek güçlü insanlarla iletişime önem vermeli. Onlardan destek almanın bir zayıflık olmadığının idrakiyle hareket etmeliler ki kazanabilsinler ve hayatlarında yolunda gitmeyen inişli çıkışlı enerjileri dengeleyebilsinler. Sevgili Başaklara tavsiyem, emeğiniz, gayretiniz, başarı ve istikrar olarak hayatınıza taşınabilir. Bu yüzden işbirliklerine açık olmalı, söylenenleri eleştiri olarak görmeden ilerlemelisiniz. Özel hayatlarında ise karmaşık durumların netleşeceği, kendilerini daha doğru ifade ederek kabul görecekleri, aşkla olan imtihanlarının dönüşeceği bir döngü olacak. Mayıs iyi değerlendirsinler. Teraziler, gayrimenkul, yatırım, miras, alacaklar, hukuksal konularda sorunlarının çözüme kavuşacağı enerjilerle karşı karşıya oldukları bir Mayıs'talar. İş hayatlarında kazanımları yükselecek, istedikleri, bekledikleri terfiyi ödüllendirici şekilde alabilecekler ama kıskanç arkadaşlarından kaynaklı gerginlikler onları
dikkati dağılarak hataya yönlendirebilir. Bu anlamda kontrolü elden bırakmasınlar. Teraziler aynı zamanda aşk hayatlarında geri dönüşlerle karşı karşıya kalabilirler. Bu geri dönüşler sizi ne kadar memnun edecek? Neden bitmişti? Şimdi şansı kendinize mi, karşınızdaki kişiye mi veriyorsunuz? Bunun düşüncesini kalbiniz onaylasın ve kararlarınızı buna göre verin. Akrepler için sorunlu ortaklıkların sona ereceği, emeklerinin özellikle mesleki noktada kazanım olarak karşılarına çıkacağı enerjilerle dolu bir döngüdeler. Bu döngüde maskeler düşecek, bir takım yüzleşmeler sizler için zorlayıcı olsa da güçlü içgüdüleriniz ve rüyalarınızı önemseyerek kararlar alın. Yatırım planları, yerleşim değişikliği ile ilgili konularda şans sizden yana ve özel hayatınızda başkalarından kaynaklanan gerginlikler, haksızlıklar ortadan kalkıyor. Aşkınıza, ilişkilerinize sahip çıktığınız zaman mutluluğunuzun mimarı olabilirsiniz. Sevgili yaylar, özellikle güneş yükselen ve ay burcu yay olanlar da bu şanslı enerjilerden nasiplerine düşeni alacaklar. Onlara tavsiyem, çocuk sahibi olmak istiyorsanız, çocuklarınızla ilgili sorunlar varsa Mayıs ayı çözümleri beraberinde getirecek. Emeklerinizin boşa gitmediğini, sakin tutumunuz ve dinlemeyi bilen yaklaşımınızla fazlasıyla alacaksınız. Mesleki konularda basın, yayın ve akademik anlamda bir işle ilgilenen bir yay burcuysanız sürprizler ve iş birliklerine açık olmalı. Küçük detaylara takılıp kalmadan gelen teklifleri doğru değerlendirmek için biraz cesaretli hareket etmelisiniz. Özel yaşamlarında ise aşk var onlara. Aşkın enerjisi madden, manen, duygusal konularda istikrarı taşırken yaşamlarına, özellikle aile bireyleri ve mutluluğundan rahatsız olacak arkadaşlara gereken tepkileri zamanında versinler. Ve sevgili oğlaklar, bir döngünün bitip yeni bir döngünün başladığı enerjiler karşılıyor onların hayatlarını. Bu döngüde alışkanlıklarınızı dönüştürebilen, mücadele etmeyi ekstra yükümlülük olmaya görmekten çıkartabilirseniz, iş hayatınızda son 7 ayın en istikrarlı enerjileriyle karşı karşıya kalırsınız. Sezgilerinizi aklınızla birleştirmeli, haklarınızla ilgili konularda sizi doğru yönlendiren insanlarla işbirliklerine odaklanmalısınız. Kaybettiğiniz maddi konuları kazanmaya başlayabilir, mücadele verdiğiniz hukuki bir davada kazanmanın mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Özel yaşamları, akrabalıkla ilgili konular fazlasıyla gündemlerinde olacak. Önce değeri kendinize vermeli, kendiniz için yapmadığınız fedakarlıklarla olan imtihanınızı yerinde müdahalelerle aleyhe çevirmelisiniz. Kovalar için özellikle işle ilgili konular, geçmiş meselelerle alakalı noktalar olabilir. Konuşmak yerine kendinizi geliştiren bir kova olmayı seçerseniz, aleyhinize gelişen yanlış şeylerden uzaklaşıp mesleki anlamda kendinizi daha iyi noktalara taşıyacak girişimlerde bulunabilirsiniz. Kapıları çalmalısınız ki size açılsın. Oturduğu yerden başarıya ulaşan tek şey bir tavuktur. Sizler de tavuk olmadığınıza göre kapıları çalmalı, mücadele etmeli. Özellikle geçmişte karşı karşıya geldiğiniz olay ve durumları yaşamamak için sakin bir tutumla kendinizi geliştirmelisiniz. Ailevi konular ve finansal noktalarda ise keskin risklerden uzak durmalı, birikimlerini yatırıma çevirmek için 15 Mayıs ve 29 Mayıs tarihlerinde hayırlı zamanları değerlendirmeye odaklanmalılar. Özel yaşamlarında ise huzur kaçırmak mı? Aşka emek verip sevdiğiniz insanla ilişkiyi hayatınızın merkezine almak mı isteğiniz? Kendinize bu soruları sorun ve çabanızı bu yönde belirleyin. Sevgili balıklar, gizli ve açık düşmanlıklarla olan imtihanlarından özgürleşecekleri, adaletin beklenmedik bir şekilde yaşamlarını yeniden yapılandırmalarına tanıklık edecekleri bir Mayıs ayıyla karşı karşıyalar. Özellikle işle ilgili konularda duygusallığa yer vermeden gerçekçi hareket ettiğinizde, konfor alanınızdan çıkmayı başardığınızda daha huzurlu, daha fazla kazanacağınız, kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz iş imkanlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konularda şifalanacakları,
kaygılarından onları uzaklaştıracak özel yaşamlarında duygusal gelişmeler, kalıcı beraberliklerle dolu bir Mayıs söz konusu. İyi değerlendirin ve sevgili balıklara tavsiyem, iş hayatınızda ve özel hayatınızda yaşanan gelişmeleri kendi içinizde tutup lütfen kimseyle paylaşmayın ay boyunca. O kadar güzel şifreleri anlattınız ki hem eğitim hem özel hayat hem de iş hayatı ile ilgili. Öyle zannediyorum ki bütün herkes notlarını da almıştır, paylaşımlarını da yapacaktır. Çok Ben teşekkür teşekkür ederim. ederim. Eklemek istedikleriniz varsa hemen onları da almak isterim. Plüton'un geçişine dikkat edelim. İçimizdeki karanlığı dönüştürmek için ihtiyacımız olan ışık kalbimizin süheyda noktasında, kalbimizin sesini duyarak hayatımızda vereceğimiz kararların sorumlusu olduğumuzun bilinciyle hareket edelim. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler size de. Ben teşekkür ederim. Doktor, astrolog Şenay Devi yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.